Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizinle her öğrencinin mühendislikten sosyal bilimlere ya da aklınıza gelebilecek her bölümde öğrencinin aslında bence kesinlikle yapması gereken 10 tane şeyden bahsedeceğim. Daha önce endüstri mühendisliği üzerine çok konuşmuştuk. O yüzden fark ettim ki genelde endüstri mühendisliği üzerine tavsiyeler veriyorum ama daha farklı mühendislikler de var ve daha farklı bölümler var. Şu an geçmiş aslında söylediğim şeyleri de dahil ederek bütün öğrencilerin yapması gereken, özellikle mezun olmadan yapması gereken 10 tane şeyden bahsedeceğim. Umarım faydasını görürsünüz, umarım beğenirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle arkadaşlar, üniversiteye başladığınızda zaten ilk yapmanız gereken şey hedefinizi belirlemek. Ne yapmak istiyorsunuz? Bu bir birinci madde değil, genel olarak bundan başlamak istiyorum. Ne yapmak istiyorsunuz? Nereye gitmek istiyorsunuz? Nerede olmak istiyorsunuz? Önce onu bir bulun. Daha önce de söylediğim gibi, mesela kendinize bir rol model seçin. O kişinin işte CV'sine bakıp onlar neler yapmış, oraya gelmek için neler yapmış, onlara mutlaka bakın. Kesinlikle bir hedef belirleyin ve oraya doğru ilerlemeye bakın. Yani şöyle, mesela hani motosiklet kullananlara diyorlar ya, hep bir karşıdaki gideceğin hedefe bak. Geçmişe bakarsan takılır düşersin, daha doğrusu kaza yaparsın ya da işte farklı yöne bakarsan farklı yöne gidersin diye. Bu gerçekten çok doğru bir şey. O yüzden siz kendinize bir hedef belirleyin ve o hedefe doğru ilerlemeye çalışın. Bazen yeri geliyor, dönem dönem isteklerimiz değişebiliyor, farklı bölümlere geçenler de oluyor ama dediğim gibi ne olursa olsun önceki kendinize bir hedef belirleyin. Eğer sonra bu hedefiniz değişirse o hedefe doğru ilerleyebilirsiniz ama mutlaka gideceğiniz yeri bilin arkadaşlar. Bunun için de ilk tabii ki de her zaman söylediğim yapmanız gereken şey staj. Gönüllü, gönülsüz, zorunlu, zorunsuz, yani ne olursa olsun arkadaşlar gerçekten sizin üniversite hayatınız boyunca bence 3 tane staj yapmanız gerekiyor. Hangi alanda okuduğunuzun hiçbir önemi yok. Staj sizin CV'nize ekleneceği için ileride işe başvurduğunuzda bir iş tecrübesi olarak görünecek onlara. Ve siz gerçekten bazen mesela teorik olarak bir sürü bilgi öğreniyorsunuz ama nasıl uygulayacağınız konusunda hiçbir fikriniz yok. Ben mesela öğrendiğim çoğu şeyi staj yaparken öğrendim. Çünkü neden? O bildiğim, öğrendiğim matematiksel işte equation'ları, matematiksel eşsizlikleri ben firmalarda kullanınca aslen ne işe yaradığını anladım. O yüzden staj mutlaka çok önemli. Dediğim gibi ücret almasanız da gönüllü de olsa mutlaka staj yapın arkadaşlar. Ve bu stajlar, hatta en son stajınızı ya da bir şirketle işbirliği yaparak yaparsanız belki bitirme tezinizle, bundan bahsedeceğim zaten tekrardan, bitirme tezinizle bir projeye bağlarsanız muhteşem olur arkadaşlar. İkincisi yurt dışı deneyimi. Yurt dışı deneyimiyle alakalı bir video çekeceğim zaten mutlaka. Üniversite hayatınız boyunca en az bir kere öyle ya da böyle mutlaka yurt dışına gitmiş olun arkadaşlar. Bunu yapmak için birçok yöntem var. Bununla ilgili ayrı bir video gelecek ama genel olarak bahsetmem gerekirse Erasmus, Avrupa Gönüllülük Hizmeti gibi şeyleri önerebilirim size. Bunlardan biriyle yurt dışına çıkarsanız arkadaşlar hem Türkiye'deki iş başvurunuzda hem de ileride eğer yurt dışına çıkacaksanız sizin için harika bir deneyim olur ve gerçekten kabul oranlarınız her anlamda yükselir. Üçüncüsü, az önce ilkinde bahsettiğim gibi aslında hangi bölüm okuyorsanız okuyun, bir firma ya da bir kurumda bir proje yapın arkadaşlar. Çünkü bu gerçekten hem CV'nizi güçlendiriyor hem sizin okulda anladıklarınızı daha iyi uygulamanıza yardımcı oluyor. Ve gerçekten yarın bir gün siz mesela yurt dışına master'a bile gelmek isteseniz bir firmayla yaptığınız proje buradaki okul başvurularında da sizin çok işinize yarayacak arkadaşlar. Yani sadece dersleri alıp artık hani şunu söylemek istiyorum size. Artık sadece böyle dersleri alıp okuldan mezun olunca arkadaşlar başarılı bile olsanız, notlarınız yüksek bile olsa bu maalesef size öne taşımıyor. Artık hani herkes her şeye ulaşabiliyor. Herkes farklı dersler alabiliyor, farklı kurslara gidebiliyor, farklı bölümler bitirebiliyor. O yüzden bu 10 tane önereceğim şeyin 10'unu yapmanız gerekiyor ki mezun olduğunuzda herkes içinden sıyrılıp daha iyi pozisyona gelebilirsiniz. Mesela bu projeyle alakalı benim size en güzel söyleyeceğim şey, daha önce de bahsettiğim gibi, bitirme projenizi arkadaşlar bir firmayla yapın. Yani sosyal bilimlerde olsa, mühendislik de olsa, atıyorum bitirme projenizde işte yapay zeka çalışıyorsunuz. İşte medikal bir ürünün yapay zekasını yapıyorsunuz. Gidin öyle ya da böyle iyi kötü büyük küçük bir medikal ürün yapan şirkete gidin. Onlardan para da istemeyin. Hatta eğer projeniz tabii ki de başarılı görürse para da alabilirsiniz. Genelde iyi projelerde kurumlar da destekliyor bunu. O yüzden benim bir böyle projem var, ben sizinle çalışmak istiyorum deyip bir firmayla anlaşıp projenizi, bitirme projenizi bir firmayla yapmaya özen gösteren arkadaşlar. Aynı zamanda sosyal bilimler okuyorsanız, hatta bizim zamanımızda endüstride biz şey de yapmıştık. Tabii kadastro öyle mesela proje yapmıştık Antalya'da ve gerçekten çok faydalı oldu bize. Burada bile ben onu CV'me yazmıştım mesela ve gerçekten çok faydasını görmüştüm. Alakasız gibi gelebiliyor bazen ama gerçekten çok fazla sizi üstlere taşıyan bir şey. Ve tabii ki de bunu CV'nize eklemeniz gerekiyor. Onun dışında programlama dili. Şimdi herkes bana söyleyecek ki mühendislik olduğu için programlama dili öğrenmemizi öneriyorsun. Arkadaşlar benim, Queen Mary'de özellikle isimlerini bilebilirim. Birçok hukuk arkadaşım, yani hukuk okuyan, hukuk alanında master, doktora yapan arkadaşlarım, master yapanlar daha doğrusu,
yapay zeka öğrendiler arkadaşlar, Python öğrendiler, MATLAB öğrendiler. Çünkü artık gerçekten hukukta da çok fazla, özellikle yapay zekanın da artık hani hukuk alanında çalışmaların artmasıyla artık benim mühendis olmayan arkadaşlarım bazı mühendis arkadaşlarımdan daha iyi programlama dilleri kullanabiliyor arkadaşlar. O yüzden hani bunu bir oyun olarak düşünebilirsiniz. Gerçekten bence coding öğrenmek çok zevkli olabiliyor. Sosyal bilimle öğrencisiyseniz bile, yani haftada 1-2 saat ayıracaksınız. Mesela siz gerçekten haftada 1 saat ayırsanız bile, ya da yarım saat, siz bunu 1 yıl boyunca düzenli yapsanız eminim çok çok iyi yerlere gelirsiniz. Bunu yapmak için de Coursera'dan bir hizmet satın alabilirsiniz. Ya da işte bunun gibi birçok web site var. Ya da YouTube'dan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. O kadar ücretsiz yapay zeka ya da işte coding öğreten YouTube videoları var ki. Yani bunlardan herhangi birini yaparak, haftada bence gerçekten yarım saatinizi ayırarak, bir sene boyunca ya da işte günde yarım saatinizi ayırarak, işte 6 ay boyunca ya da işte dediğim gibi sizin öğrenme hızınıza ve öğrendiğiniz programlama diline göre değişir. Böyle bir şey yaparsanız hem sizinize çok güzel, yani düşünsenize siz bile mesela bir hukuk öğrencisi başvurduğunda işte atıyorum bir coding biliyorsa eminim sizin için de ilgi çekici olur yani. Ve o sizi, o kişi aklınızda kalır iş başvurularında ya da işte yüksek lisans başvurularında. O yüzden ne okuyorsanız okuyun, mutlaka mutlaka bir programlama dili öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Ve dediğim gibi çok kolayları var, çok zor bir şey öğrenmek zorunda değilsiniz, uzman olmak zorunda değilsiniz. Orta bir seviyede bilmeniz bile ileride belki o işle alakalı bir şey yapacağınızda hemen oradan yakalayıp daha da uzmanlaşmanıza yardımcı olabilir. Beşincisi sosyal beceriler arkadaşlar. Ben bunu söylemiştim. Hatta ben de şu an bir staja başladım. Hatta stajla alakalı çok sorular geliyor. Ondan da bahsedeceğim. Sosyal beceriler arkadaşlar çok önemli. Neden? Çok güzel bir örnek vereceğim size. Ben işte San Diego'ya paper'ımı sunmaya gitmiştim. Bir makalemi sunmaya gitmiştim bir konferansa. NASA'daki çok üst düzey bir yaşlı bir adamla tanıştım, bir çalışanla. Onunla böyle bir saat boyunca muhabbet ettik. Ondan sonra ve bana şöyle söyledi. İşte ben de NASA'ya girme koşullarından sorular sormuştum. Bilge dedi, bizim dedi artık dedi çalışanlarda aradığımız dedi, onların dedi işte akademik background'larının dışında, akademik özgeçmişlerinin dışında dedi, bu aramızda konuşulan şey dedi. Çünkü dedi biz dedi bir çalışan dedi NASA'ya aldığımızda dedi, onunla dedi bütün gün çalışıyoruz dedi. Sorunlar çıkıyor, beraber çözüyoruz ya da işte beraber projeler yapıyoruz dedi. Artık dedi bir insanın dedi akademik olarak iyi olmasının yanı sıra bu işte sosyal becerilerine bakıyoruz. Çünkü biz bu insanla arkadaş olacağız, iş arkadaşı olacağız. O yüzden dedi mülakatlarda biz daha çok sosyal becerileri ölçüyoruz dedi. Yani sizin güler yüzlü olmanız, çözüm üretiyor olmanız, işte optimistik yaklaşmanız, bazı şeyleri, bunlar gerçekten sizi çok çok öne çıkaracak şeyler. Bunlar için de yapmanız gerekenler bence işte kişisel gelişim kitaplarını okuyun, hani kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz ya da bir hobi edinin, işte biraz daha dışa dönük olmaya çalışın, işte konferanslara gidin. Gerçekten sizin ne kadar kendinizi geliştirdiniz, aynı hani akademik alanda bence akademik başarınız da aynı etkiyi sağlıyor arkadaşlar. Ve bunun için aslında kendinize de yatırım yapıyorsunuz. O yüzden sosyal becerilerinizi mutlaka 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 geliştirin. Onun dışında networking. Az önce söylediğim gibi networking bence bu devirde. Mesela ben şu an staj yaptığım yere nasıl girdim arkadaşlar? Nasıl bir roket firmasında staj yapıyorum? Networking skill'lerim sayesinde. Çünkü işte bir yere gitmiştim. Alakasız bir yere, hatta yani konferans bile değildi. Londra'da bir yere yemeğe gitmiştim. Biriyle tanıştım. Sonra o benim işte ismimi menajerine verdi. Onlar beni aradı derken ben bir anda iş sahibi oldum arkadaşlar. Nasıl oldu? Dediğim gibi ben işte o an kendimden bahsediyordum. Yaptığım çalışmalardan bahsediyordum. Bu kişinin de roket firması vardı. Sonrasında işte ben projemi anlatırken bundan çok etkilendi. Aa, bizim de benzer projemiz var dedi. Destek olmak ister misin derken, ben mesela bu bir sene önce olmuştu. Bir sene sonra, daha doğrusu 6 ay önce ben bu kişinin aklına gelmişim. Tekrar beni aradılar. İşte bir görüşme yaptık, interview yaptık. Geçtim arkadaşlar. Nasıl oldu? Dediğim gibi tamamen, hatta konferansta bile değildi. Tamamen sosyal bir ortamda. Ben kendi çalışmamdan bahsederken böyle biriyle denk gelmem. Tabii ki de biriyle böyle denk gelmek bazen zor olabiliyor. O yüzden zaten konferanslar var arkadaşlar. Konferanslar ve alanınızda yapılan işte çalışmaların olduğu etkinlikler ya da işte alanınızdaki en iyi üniversiteye gitmek mesela, ya da alanınızda çalışan bir firma, mesela İstanbul'da bir firma var, sizin alanınızdan çok kişi çalışıyor orada. Yani öğle arasında onların gidebileceği kahve yerine, coffee shop'a bile gitmek mesela aslında gerçekten bence güzel bir idea. Çünkü gerçekten hiç bilmiyorsunuz hani neden, bazen gerçekten çok tahmin etmeden bir şeyler gelişiyor ve insanlar hep diyorlar ya, hatta yine çok Bill Gates değil, yine ünlü aslında iş adamlarından birisi de o an orada bulunduğu için o işi almış ve bu şirketi kurmuş mesela. O yüzden siz de bu ortamları mutlaka yaratmaya çalışın. Networking'in yine online olarak en güzel yollarından bir tanesi de LinkedIn arkadaşlar. Mutlaka LinkedIn profilinizi güçlü tutun, canlı tutun, bir sürü yaptığınız şeyleri ekleyin ve orada göz önünde olduğunuzu ve bu alanda iyi olduğunuzu herkese göstermeye çalışın. Sekizincisi,
dersin dışı aslında biraz da seyahat etmek arkadaşlar. Gerçekten üniversite hayatında, bakın ben de üniversite hayatımda hani o zaman da bursa geçiniyordum. Hani maddi durum inanılmaz iyi değildi ama ben işte bir şeylerden artırıp sürekli seyahat etmeye çalıştım. O zamanlar Türkiye'de daha çok seyahat ediyordum. Hani gerçekten seyahat etmek size çok şey katıyor. Yani ufkunuzu açıyor. Gerçekten kendinizi hem daha iyi hissediyorsunuz, daha başarılı oluyorsunuz. Nasıl oluyor? Çünkü mesela ben hatta arkadaşlarımla üniversite zamanında bir sınavlardan sonra bizim belliydi. Mesela bir hafta bir yere giderdik ya da işte bir şeyler yapardık. O benim için bir motivasyon kaynağıydı. Aynı zamanda gittiğim yerlerde de gerçekten tanıştığım insanlar olsun ya da işte okuduğum kitaplar olsun ya da gidip gördüğüm yerler olsun. Her anlamda beni geliştirdiği için akademik hayatıma da gerçekten inanılmaz etkisi oldu. Ve hani dediğim gibi yine bir networking de olabilir. Mesela işte atıyorum İstanbul dışında okuyorsanız arkadaşlar sık sık İstanbul gezileri düzenleyebilirsiniz. Hem alanınızdaki insanlarla tanışma fırsatı, o firmalara gitme fırsatı bulursunuz. Hem de gezip kendinizi bulmuş olursunuz arkadaşlar. Bence gerçekten insanın aslında en önce bilmesi gereken şey kendisi. O yüzden seyahat size böyle bir olanak sunuyor. Yani bir yere özellikle tek başınıza gittiğinizde, bir şeyleri kendiniz yaptığınızda kendinizi tanıyorsunuz ve kendinizi tanıyıp özgüveniniz arttıkça çoğu alanda da çok daha başarılı oluyorsunuz. Kişisel gelişimle alakalı sana çok söylemek istediğim şey var ama burada çok uzun tutmak istemiyorum. Onunla ilgili videoyu isterseniz de lütfen aşağıya yazın. Bunlarla ilgili anlatacağım çok şey var ve beğeneceğinizi de düşünüyorum. İnşallah ayrı videolar gelecek. Onun dışında tabii ki de dil arkadaşlar, 9. maddemiz. Yani artık bunu söylemeye utanıyorum ben ama gerçekten hala işte İngilizce seviyen böyle işte nasıl çalışayım diye sorular geldiği için açıklama gereği duyuyorum. Arkadaşlar artık İngilizceyi bırakın. Yani İngilizceyi zaten siz şu an ana diliniz gibi biliyor olmanız lazım. Artık ikinci bir dile yatırım yapmanız gerekiyor. O yüzden bu videoyu izleyenler hala İngilizcesi B2 seviyesinde de B1 seviyesinde değilse şu an ilk işiniz bir İngilizce kursu bulmak ya da bir şekilde kendinize bir çalışma programı hazırlayıp İngilizceyi önce bir halletmek. İngilizce bittikten sonra ya da bitmeye yakın hale geldiğinde de hangi alanda çalışıyorsanız, hangi dil sizin için daha uygunsa ikinci bir dil de eklemek arkadaşlar. Dediğim gibi yani artık bunun özrü kabahati hiçbir şey yok. Siz mezun olduğunuzda İngilizce bilmiyorsanız güzel bir iş bulmayı beklemeyin. Türkiye'de de yurt dışında da bence. En sonu 10.sü arkadaşlar. Benim size gerçekten söylemek istediğim şey risk alın ve gerekiyorsa hata yapın arkadaşlar. İnsanlar en çok hatalarından öğreniyor. Ben de çok hata yaptım. Hatta mesela işte hata yaptığımda okul zamanında da mesela ilk zamanlar şey olmuştu. Ah bunu yapmamalıydım, nasıl oldu falan deyip bayağı kendime kızdığım zamanlar da olmuştu. Ve şu an düşünüyorum ki iyi ki o hataları yapmışım. İyi ki bir şeyler deneyimlemişim, onun olmayacağını görmüşüm. Mesela hata değil ben. Atıyorum ben endüstri mühendisliği seçtim. Ama şu an havacılıkta çalışıyorum ve zorlanıyorum gerçekten. Gerçekten zorlanıyorum hani bazı konularda. Ama endüstri mühendisliği okumayı bir hata olarak görmüyorum. Çünkü onun da bana kattığı çok şey oldu. Yine hala istediğim yere geçebildim. Yani bir şeyler ters gidebilir, bir şeyler sizi zorlayabilir. Hata yaptığınızı düşünüyor olabilirsiniz ama insan en çok hatalarından öğreniyor. Hata yaptığınızda tek yapmanız gereken şey hata yaptım deyip onu orada bırakmak yerine o hatayı neden yaptığınızı anlayıp bir daha aynı hatayı yapmamaya özen göstermek ve bu hatadan bir şeyler öğrenmek. İnanın hani hep bir cümle var ya, öldürmeyen hamle güçlendiriyor diye. İngilizce'de de böyle benzer terimler var. Çok hoşuma gidiyor. Gerçekten size öldürmeyen her şey güçlendiriyor arkadaşlar. Hatalar yapın. Bir şeyler olur. Beklenmedik şeyler olabilir ama bunun sizi yıkmasından ziyade onun verdiği acı ya da onun verdiği sorunlarla yüzleşip bunu bir kendinize hani güç kaynağı olarak düşünüp ilerleyebilirsiniz. Dediğim gibi ben işte birçok arkadaşım bu serüvende onlara eşlik ettim. Onlar bana eşlik etti. Birçok şey öğrendim. İnsan gerçekten küçük büyük her şeyden, herkesten birçok şey öğreniyor. Kendinizi geliştirmenizde en güzel yolu bu ve başarının da aslında anahtarı bu. O yüzden hem kendi hatalarınızdan hem başkalarının hatalarından bir şeyler öğrenin ve sürekli ileriye doğru gidin. Geçmişe asla takılmayın. Derslerle ilgili bir sıkıntı olduğunda ya da bir şey olduğunda tabii ki de çözmeye çalışın. Ama akademik anlamda da, sosyal hayatınızda da bir şeyler ters gittiğinde oraya takılıp kalmak yerine her daim ileri gitmeye çalışın. Bu sizi gerçekten başarıya götürecektir. Şimdilik benden bu kadar. Siz de üniversite okuyan öğrenciler ya da başlamak üzere olanlar, hatta mezun olanlar bunu izliyorsa sizin de vermek istediğiniz tavsiyeleri lütfen aşağı yorum olarak yazın. Benim size söylediğim gibi arkadaşlar bu 10 taneyi yapmadan lütfen 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 mezun olmayın. Ve bu 10 taneyi yapıp mezun olursanız bence siz gerçekten çok iyi yerlere geleceksiniz ve bunları benimle paylaşmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.